insan bir bestedir ve hayat sesten ibarettir. Angelika Akbarlı Sesler programında insana, sese ve hayata dokunmaya devam ediyoruz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. Yazar, oyuncu İclal Aydın. Ama önce notalarla sizlere merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz. Angelika Akbar'la Sesler programında bugünkü konuğum yazar, oyuncu, sevgili İclal Aydın. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nihayet. Evet, çok güzel görmek sizi bu uzun aradan sonra. Gerçekten çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Siz Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi'nin tiyatro bölümüne ailenizden gizli olarak başvurdunuz ve kazandınız. Bu anlamda çok enteresan ortak noktamız var. Çünkü ben çocukluğumdan beri müzikle uğraşırken annemden gizli olarak tiyatro ve sinema enstitüsüne başvurdum ve kazandım. Fakat annem tam zamanında bu oyunu fark edip bozdu. Ve ben yine müzik alanına çekilmiş oldum ama evet öyle bir hikayem var. Sizin gönlünüzde yatan evet, oyunculuk çok yapmak seviyordum. Mı? Gerçekten. Çok seviyordum. Müzik zaten vardı. Nefes almak gibi bir şey. Ama oyunculuk ve de yönetmenlik hatta böyle hayatımın ikinci çok sevdiğim bir alandı. Ama annem oyunu bozduğu için böyle bir şey oluşmadı. Öyle bir imkan oluşmadı ama siz kazandınız ve devam ettiniz. Evet, devam ettim ama bitiremedim. Berlin'e gittim. Evet, Berlin'e gittiniz. Hatta Berlin'i sormak istiyorum özel olarak. Berlin duvarı yıkıldı ve siz buna şahitlik ettiniz. Evet. Bu arada yaklaşık 4,5 sene boyunca oyunculuk yaptınız. Nasıl bir hayattı, nasıl izlenimler? Tabii o zaman gençliğin getirdiği bir heyecan var. İnsan çok da farkında olmuyor. Tarihi bir şey yaşadığımızı elbette anlıyorduk, konuşuyorduk. Çok etkileyiciydi ama keşke daha çok kaydetseydim. Keşke daha çok yazsaydım. Keşke şu cep telefonları o zaman olsaydı. Bu daha çok fotoğraf çekebilseydik. Ama bir taraftan da şöyle düşünüyorum. Bir anın, bir şehrin, bir yerin hazdını almak istiyorsam artık fotoğrafını çekmiyorum. Tamamen zihnime kaydediyorum. Dolayısıyla o yıllar, duvarın yıkıldığı yıllar, Berlin'de çalıştığım tiyatrom
Alte Jakobstrasse üzerindeydi ve yarısı Batı Berlin'e, diğer yarısı Doğu Berlin'e aitti. Ay çok özel bir duvar durum. Yıkıldıktan sonra caddeden geçtiğiniz zaman siyah beyaz bir renkli bir filmden siyah beyaz bir filme geçiyormuşçasına net bir ayrım vardı. Müthiş. Tabii ki beni çok besledi. Evet. 4,5 yıl oyunculuk yaptım ama aşağı yukarı 6 yıl orada bir göçmenlik yanıyor sürecim olarak, var. Evet. Bana çok şey kattığını, öğrettiğini düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Oradaki hayatın. Bir de yabancı ülkede evet. Tiyatro oynamak çok önemli bir durum. Hatta ilk oyunumda bunu anlattım. Daha önce belki dinlemiş olan var ama ilk oyunumda hiç Almanca bilmeden, Almanca ezberleyerek çıktım. Evet. Bir komediydi. Bir komediydi değil evet. mi? Yerlere yatıyorlar gülmekten. Ben de zannediyorum ki çok iyi komedyenim. Bana gülüyorlar. Aslında o tonlamaya gülüyorlar. Tonlama mı? Zaman içinde Almanca öğrendikçe doğru tonlama yapmaya başladığımda sahnedeki şey kaybolmaya başladı. O yüzden aslında öyle bir tatlı anısı da var. Çok tatlı benim evet. için. Çocukça bir cesaretmiş. Ama çok güzel. Evet, tebrikler. Peki Türkiye'ye yeniden dönüş için anladığım kadarıyla sinema yönetmeni Yavuz Turgul'un ve Yavuz Özkan'ın evet. bir yani bilmiyorum doğrudan yoksa evet. dolaylı bir şekilde bir rolü oldu. Etkileri o var. İkisi de şey? O yıl Yavuz Turgul Eşkıya'yı, Yavuz Özkan da evet. bir kadının anatomisini çekecekti. Her ikisi de audition'lara çağırdılar beni. Ve Bir dolu aday var tabii ki tabii. ve çok güçlü şeyler. Buraya döner misin, yerleşir misin, yerleşebilecek misin dediler. O ihtimal bile benim için bir tutunma sebebiydi. Aa. Ben atladım geldim tabii ki. Ah, ah. Ama sonrasında hep söylediğim bir şey var. Olmadı. İkisine de ben seçilmedim. Evet. Ama bu arada Türkiye'ye gelmiş oldum. Bir 6 ay kadar arkadaşlarımın koltuklarında Aa. Yattım kalktım. Ve hep bir ihtimal ama her gün hazırdım. Bir şeyden bir yerden başlayacağım evet, diye. Evet. 6 ay sonra Osman Sınav'ın bir dizisinde, Sıcak Saatler dizisinde oyunculuğa ve aynı zamanda artık kapanmış olan Türkiye'nin ilk özel kanallarından birinde de bir günlük program yapmaya başladım. İlk okul öğretmeniniz. Hı. Bir not yazmış size siz küçükken. Evet. İclalsen bir gün yazar olacaksın ben senden imza alacağım. Evet. Nasıl duygulandım? Evet. Müthiş evet. bir şey. Yani bir kere bu tabii müthiş bir öngörü. Diğer yandan belli ki işaretler veriyordunuz ki öğretmeniniz böyle bir şey yazmış. Evet. Nasıl bir hikaye bu? Muazzam bir ilkokul öğretmenimiz vardı Semire Sertkaya. Son kitabım Can Mayası'nı bitirmek üzereyken vefat ettiğini öğrendik. Dolayısıyla bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Uzun zaman sonra katıldığım ilk televizyon programı ve onu anmış olmanız, ruhu adını geçirmiş, olsun. Evet, mekanı cennet olsun. Çok değerli bir eğitimciydi gerçekten. Kitap okumayı, güzel yazı yazmayı, bir şiir ezberlemeyi biz ondan öğrendik. O dönemin öğretmenleri de zannediyorum çok farklıydı. Evet. Hayal gücü çok geniş bir çocuktum ben. Bir gün bana dedi ki babamla erken ayrıldık, babama da çok düşkünüm, babama düşkünüm zannediyorum. Evet. Şimdi anlıyorum ki aslında anneme de çok büyük bir sevgim varmış. Babam yurt dışına gitti. Büyük bir hasret başladı. Ben çok üzüldüm, çok içime kapandım. O süreçte öğretmenim bana şey dedi, her gün bana bir mektup yazmanı istiyorum ve içine bütün hayallerini, bütün özlemlerini koy. Ama dedi bu mektuba yazdıklarını diğer çocuklara söyleme. İkimizin arasında bir sır olarak kalsın. Ne kadar büyük bir şey. İlkokul öğretmeni sana diyor ki ikimizin arasında sır kalacak mektuplar yaz. Mektuplar yazmaya başladım ben ona. Ve o mektupları o biriktirdi ve yıllar sonra evine gittiğimde hep aynı evde oturdu. Ay. Ankara'da. İlk kitabım çıktığında da ben sana demiştim diye çok beni güzel, aradı. Çok güzel, çok güzel. Beni böyle yönlendirdiği için evet. hem ilkokul öğretmenime hem ortaokul ve lisedeki Türkçe ve edebiyat öğretmenlerime, felsefe ve mantık öğretmenlerime, müzik ve resim öğretmenlerime, ve hatta tarih kimya öğretmenlerime teşekkür borçluyum. Çünkü lise 1'de böyle daldan dala atlıyorum ama. Estağfurullah çok güzel. Lise 1'de ben çalışıyordum. Öğleye kadar okula gidiyordum. Öğleden sonra akşam 9'a kadar
maaşlı evet. çalışıyordum evet. ve aileme destek evet. oluyordum. Çok zor bir yaşam mücadelesi verdiğimin farkındaydılar. Ve notlarım edebiyatım 10, felsefem 10 ama matematik falan, fizik yani böyle ittir kalktır 4,5'dan 5. O zaman böyle 1'den 10'a kadardı notlar. O kadar büyük destek oldular. Çünkü o kadar inanmışlardı ki bir gün benim sanatla ilgili bir şey yapacağıma resmen beni mezun ettiler. Yani büyük bir toleransla, büyük bir yani bu çocuğun hayatını, yani hep bana şey dedi öğretmenlerim, İclal'cim 5-6 al, gerisi bizde. Çok güzel, harika. O yüzden hepsine minnet doluyum. Doğru. Minnet doluyum ve her zaman dua ediyorum onları. Evet, amin. Sizin tiyatro öğretmeniniz size önemli bir söz söylemiş. Demiş ki biz her zaman iyi kahramanları, prensleri, prensesleri oynamayacağız, oynamıyoruz. Dolayısıyla o kötü kahramanları oynarken onun o kötülüğünün gerekçesini bulmadan biz gerçekçi olamayız. Bu çok çok önemli bir tespit gerçekten. Ve anladığım kadarıyla siz bunu hem oyunculukta hem hayatınızda uyguluyorsunuz. İzlediğim bir sürü röportajlarınızdan bunu çıkarttım. Siz insanları yargılamıyorsunuz. Elimden geldiğince. Evet, elimden siz o gerekçeleri bulup, evet katılmak zorunda değilsiniz, sevmek de zorunda değilsiniz. Ama yargılamıyorsunuz, anlamaya çalışıyorsunuz. Bunu neden yaptın? Bu önemli yaptın? Bir şey. Yine çok kıymetli bir hocam. Rahmetli Erginor Bey. Bugün sayenizde hep çok değerli isimler öğrendik. Erginor Bey'in ilk dersiydi bu. Bize anlattığı Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde. Ve benim için gerçekten yeri çok özel, çok kahraman eğitmenlerimden, öğretmenlerimden biriydi. Türk tiyatrosunun ve sinemasının çok değerli ismi. Onu da rahmetle anıyorum. Ergin Hoca'nın bu dersinden sonra sahne üzerinde bize anlattığı ilk şey buydu. Yani hep prenses olmayacaksınız, evet. hep iyi kız olmayacaksınız, yakışıklı olmayacaksınız. gerekçeyi anlamaya çalıştığımda aslında bir insanın derinine girerek yüzmek gibi bir şey bu. Roman yazarken çok daha önemli. Her insan kendi hayatını anlatsa bir roman olur biliyorsunuz. Evet. Her hayat bir Kesinlikle. Kez roman olur. Ama asıl iş ondan sonra önümüzden akıp giden hayatın içinden hikaye çıkarabilmek. Evet. İşte orada Erginor Bey'in, Semire Sertkaya'nın ve diğer öğretmenlerimin ve tanık olduklarımın, kaçtıklarımın, evet. kendimi koruduklarımın bende çok büyük emeği var. Hepsine teşekkür borçluyum. Gerçekten de öyle. Daha önce oynamış olduğunuz dizilerdeki samimiyet, o naif hallerini bulamadığınız için şu anki dizilerde çok fazla oynamayı yanaşmadığınızı evet, anladım. Evet. Ve o saflığı, o naifliği romanlarınızda evet. yaşadığınızı söylüyorsunuz. Tam olarak hangi nitelikler bunlar? Yani aradığınız ve bulamadığınız, hani dizilerde şu anda hani şu olsaydı oynardım dediğiniz, önünüze getirilen senaryolarda sizi cezbedecek hangi noktalar bunlar? En son geçen yıl bir uzun aradan sonra geçen yıl bir dizide oynadım. Evet. Bir kasabada iki çocuğu için yaşayan bir anne. Çok da severek oynadım. Bir restoran sahibiydi. Ben küçük hayatlar seviyorum. Küçük hayatların içinde mutluluk ve mutsuzluk, sade. Gerçek evet. ve sade geliyor. Aradığım nitelik şu, şimdi benim romanlarımın da dizi olma ihtimali işte gündemde evet. konuşuluyor. Hep senaristlerden şunu istiyorum, ne olur kimse kimseye tokat atmasın. Ne olur evet. şiddet olmasın. Evet. Özlediğim şey bu. Anne ile babanın birbirine saygı duyduğu bir ilişki. Mesela üç kız kardeşte Sadık Bey ve Nesrin Hanım. Her dakikası bal börek gül kokuları içinde geçen bir çift değil. Ama birbirleriyle tartışırken bile rica ederim Sadıkçığım diyerek evet, konuşan belli bir, bir hanım. Sevgiyle büyütülen çocukların, birbirini dinleyen insanların olduğu ailelerin hikayelerini istiyorum. Ya illa birilerinin ya bu belinde silahlarla dolaşan insanlar, bu kahramanlık hikayeleri, bu sadece ezilen kadınlar. Kadınların çok güzel hikayeleri var. Birbirlerine tutunduklarında ne kadar büyük kahramanlık hikayeleri var. Ve bunlar o kadar küçük hayatların içinde ki
Niye onlardan bahsetmiyoruz? Evet. Onlardan bahsedelim. Bu arada üç kız kardeş yakında dizi oluyor. İnşallah dediğim gibi eğer çok İnşallah. Bozulmayacaksa olsun Angelika Hanım. İnşallah. Umarım yani İnşallah o naifliği kaybolmayacaksa olsun. İçindeki evet. duygusal hoş olsun. Ama yok izlediğimde beni çok üzecekse eğer şöyle dua ediyorum. Hayırlı para kazanalım, hayırlı yol alalım. Hepimizin birbirimize faydası evet, oldun, olsun. Çünkü ondan sonra o kazandığım paraları ben hep doktorlarda harcıyorum üzüntüden. Fıtık oldum, midem ağrıdı. Eyvah. Güzel, evet, hayırlı para evet. bu aslında. Evet, inşallah öyle olsun. İnşallah. Kızınızla ilgili bir hikaye dinlemiş oldum sizden yine röportajlarınızdan birinde. Kızınız aşık olmuş ve de sizin onayınızı istemişti. Ve siz tam o sırada bir şarkıyı dinliyordunuz. Ve o şarkıda müthiş bir aşk hikayesi. Bakın alıyorum anlatılıyordu. Ve sonra siz dediniz ki kızım böyle bir şey mi yaşıyorsun? Kızınız da demiş ki evet aynen öyle bir şey. O zaman sen benden onay istemeyeceksin. Çünkü aşk onay istemez. Yani bu tek başına bir roman olabilir. Ay ne tatlısınız. Hakikaten o kadar oturdum ve ağladım. Ay ne tatlısınız. Evet. Estağfurullah. Siz galiba aşk insanısınız, sevgi insanısınız ve dünyayı da öyle algılıyorsunuz. Hmm. Nasıl bir hal bu? Ne çıkıyor bundan? Nereye evet. gidiliyor? Her yaşta değişiyor. Hmm. Kızımın yaşında 17 yaşındayken onay monay dinlemiyor. Yaş ilerledikçe de şimdi görüyorum ki yani bugün aşktan ne anlıyorsun derseniz ne benim ayağıma pranga olsun. Sevdiğimin bana duyduğu aşk ne benim onun kanatlarını koparan bir şiddeti olsun. Aşk sonsuz özgür bırakabilme hali. Evet. Ve o kadar zor ki ama bunu ben daha şimdi anlayabiliyorum. Çünkü insan ilk 20'li yaşlarında istiyor ki aşık olduğu da onu kendisi gibi sevsin. Hmm. Her an her şeyi birlikte yapalım. Her şeyi aynı hissedelim. Bu... Ama öyledir ya yediğin öyledir. Lokma boğazından o, geçmez, geçmez o yokken. Hani bunu kokladın ay o da duysa o da şimdi burada olsa. Bu aşk bir süre sonra insanın çocuğuna evriliyor. Yani evet. Bu hep var olan şey. Ama şimdi bildiğim bir tek şey var. Gerçekten seviyorsam ben iyi kötü ne yaptıysam onu hep sınavım olarak geldi karşıma ya da ödülüm olarak geldi. Yıllar önce çok romantik bir şekilde bir şiirimde şöyle bir şey söylemişim. Demişim ki benden uzakta mutluysan git diyebilecek kadar seviyorum seni. 20 yaşında bunu sen nasıl yazabiliyorsun? Evet acaba. Sonra hayat sana onu tatbik ettiriyor hadi elbette. Bakalım yaşa. O yüzden şimdi geldiğim nokta bu açıkçası. Anladım. Harika. Kitaplarınızı, romanlarınızı farklı yerlerde yazıyorsunuz. Türkiye'de belli yerlerde, yurt dışında belli yerlerde ve de kitaplarınız bağımsız olarak ele alındığında ayrı bir hikayesi olsa da hepsi birbirine bağlı ve galiba seri olarak 6 evet. tane diye evet. programladınız. Evet. Ve de benim için çok önemli bir unsur var o noktada. Her bir insanın 6 basamakla birbirine bağlı olduğunu ben onu hayatımda defalarca yaşadım. Bazen 6 basamağa bile gerek kalmıyor. O kadar iç içeyiz aslında. Değil mi? Maksimum 6'da Kesinlikle buluşuyoruz. Kesinlikle maksimum 6'da. Bu çok muazzam bir şey ve çok sevdiğim de bir yani hayatın sırlarından biri gibi. Romanlarınızdan birazcık böyle genel olarak bahsedebilir misiniz? Dediğim gibi ilk romanım Bir Cihan Kafes. Benim ailemin hikayesi, anne tarafının evet. hikayesinden parçalar taşır. Birebir aynı değildir, parçalar taşır. Oradan başladım. Benim annem Orta Anadolu'lu, babam Elazığlı, Karakoçanlı ve ikisi Yatılı Devlet Okulu'nda tanışıyorlar ve ben dünyaya geliyorum. Onlardan başlayıp 6. kitabı başladığım yerde bitirmeyi düşünüyorum. Yani bir daire olacak. Ve 6. kitapta sizden biraz destek isteyeceğim ben. Danışmanlık isteyeceğim. Şimdi her birini kurgulayarak gidiyorum. Evet. Yani şimdi 4. kitabım çıktı. Ama 5'in kurgusu hazır. 6'nın da kaba kurgusu hazır.
Dolayısıyla çok bir ipucu vermeyeyim ama acaba şöyle düşünebilir okurlar. Angelika Akbar'dan neden danışmanlık değil istemiş mi? Olabilir? Hadi bakalım şu anda bu noktada böyle bir şey bırakmış olalım. Böyle döne döne evet. Bir tur atacak. Harika. Peki yeni kitabınız çok da güzel ismi var. Kalbin Can Mayası. Can Mayası. İnanılmaz güzel. Şiir gibi bir kere maya kavramı Anadolu'da çok önemli bir evet. Yere sahip mana evet. Anlamında. Kalp, can yani bir kere bu üç kelime başlı başına çok yoğun. Nasıl çok bir şey? Dediğim gibi ben hep aile hikayeleri evet. Anlatıyorum. Ve aslında hepimiz iyiliğimizle, kötülüğümüzle, bencilliğimizle bizden sonraki nesile bir maya bırakmış oluyoruz. Doğru. Bir can mayası bırakmış oluyoruz. O maya nasıl tutarsa onların hayatı da öyle gidecek. Ya bir gün şunu fark ettim. Ben şanslıysam hayatta yaptığım şeylerin bedelini bugün burada ödeyebilirim. Ama ya benim yanlışlarımın bedelini çocuğum ödeyecek olursa ve ben yanında olamazsam onun günahı ne? O yüzden iyi bir insan olmak çocuğunun bahçesine bir meyve ağacı dikmek. Sen görmesen bile onu. O mayayı mümkün olduğunca iyi koruyup temiz bırakabilmek. Çok ki o da ondan sonrakini öyle bıraksın. Evet, bütün mayalar güzel olsun. Hani Nasrettin Hoca göle maya atıyor. Benimki ya de öyle. Çok güzel. Ya sevgi mayası tutarsa çok ama güzel. Sizin gözlerinizden de görüyorum ki tutar değil mi? Amin. anladığım kadarıyla çok okuyorsunuz, çok dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Böyle bir hayatta seyir halinde olmak benim için de çok önemli bir şey ve sizde de o hali seziyorum. Özellikle de müzikten de ayrıca beslendiğinizi biliyorum. O noktada size sormak istiyorum. Nasıl çok... müzikler sizi besliyor? Unutursun romanımda Sevda Linka. Angelika Akbar'ın Sevda İnka albümünün izi vardır mesela. Her karakterim için listeler hazırlıyorum öncesinde. Evet. İşte Lemida Hanım, Ethem, Samire böyle ve onların türküleri, onların şarkıları, onların müzikleri olur. Araba kullanırken, araba kullanmayı çok seviyorum. Bunları dinliyorum, bu müzikleri dinliyorum. O müzikler zaten bana... Neyi nasıl anlatmam gerektiğini ha. Fısıldıyor. Siz programıma gelmeden önce Twitter'a takipçilerime yazmıştım. Sevgili İclal Aydın konuğum olacak. Hı. Nasıl bir soru sorayım? Ve bir sürü soru önerisi arasında en bana dokunan, kalbime dokunan bir soru oldu. Onu size sormak istiyorum. İnce bir kalp nasıl korunur? Kırıla kırıla. İnce bir kalp... Aslında kırılganlığın altında yatan şey galiba kişinin kendini çok önemsemesi. İnce bir kalp nasıl korunur? Her şeyi çok önemsememek gerekir. Çok zor öğrendim bunu. Hmm. Ama öyle şunu fark ettim. Zannediyordum ki her şey benimle ilgili. Yani onlar beni sevmiyorlar. Hmm. Ya da benim emeğimi görmüyorlar. Bana haksızlık ediyorlar. Hayır bunun benimle bir ilgisi yok. Dünya böyle bir yer. Bu bugün İclal olur. Yarın Angelika olur. Öbür gün öbürü olur. İnsanlar böyledir. Dolayısıyla hani bu olumsuz bir şey olarak algılanmasın söyledim. Yani insanlar böyledir, dünya böyledir. Bunu normal, beni incitmek için yapmak bunu herkese yapıyorlar. Evet. Mesela Instagram'da herkes kendi dünyasının ünlüsü oldu. Evet. Ve o sıradan hayatlar dediğimiz yani ev hanımları, büro çalışanları, takipçileri arttıkça evet. Gelen yorumlarla bizi anlamaya başladılar. Aslında. Değil mi? İnce bir kalbi korumak, başkalarının ince kalbini kırmamakla mümkün. Bravo. En iyi banka, yoksula verilen sadaka. Ama bu para anlamında söylemiyorum. Tabii, bir tebessüm, tabii. Bir baş okşama, bir gönül alma, daha faizli bir yatırım bilmiyorum. Bravo, çok güzel, harika. Yani çok iyi bir roman yazarının cevabıdır. Ay teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ediyorum. Programımızın sonunda bir bölüm var. Bana gelen konuğun vermiş olduğu duygu ve düşüncelerinden yola çıkarak hiç hazırlık yapmadan ben piyanoya geçiyorum. Ve o anda ne akarsa
Onunla ilgili, o konuğumla ilgili bir müzik geliyor. Oo, ne güzel. Evet. Bakalım şimdi ne olacak? Çok heyecanlıyım. Ben de her zaman çok heyecanlıyım. Ay. Şimdi dinleyelim. Ama ben size özel bir teşekkür etmek istiyorum. Ben sizi sahnede birden fazla kez hayranlıkla izlemiş biriyim. Sağ olun. Müziklerinizi çok severim. Twitter'da, Instagram'da en eski takipçilerinizden biriyim diye düşünüyorum. İlklerdenim. Sizinle bu programı yapmak benim için çok güzel ve çok özeldi. Ama onun ötesinde bu kadar güzel Türkçenizle, bu kadar özel hazırlığınızla, bu kadar güzel sorularınızla beni çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi ki varsınız. Muhteşem, muhteşem, muhteşem. Teşekkür ederim.
hikayesi olsun bunun adı. Olsun o zaman. Çok güzel, çok çok. Teşekkür ediyorum. Muhteşemdi. Çok güzeldi. Geldiğiniz için, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ay bu müthiş o, müthişsiniz. Sağ olun, sağ müthişsiniz. Sizin güzelliğiniz, iyiliğiniz. Angelika Akbar'la Sesler programında haftaya buluşmak üzere. Müzikle kalın, sevgiyle kalın.